Bir e-posta iletisini yanıtlamak. Size gönderilmiş bir e-posta iletisini yanıtlamak için şeritteki Yanıtla düğmesine tıklayabilirsiniz. Eğer e-postanızı orijinal iletiyi alan herkese göndermek istiyorsanız, Tümünü Yanıtla düğmesine tıklayabilirsiniz. Yanıtla grubundan Yanıtla düğmesine tıklayınız. Outlook yanıt iletinizdeki kime ve konu kısımlarını sizin için doldurur. Konu bölümündeki R 2 nokta ibaresi, bunun gönderilmiş olan iletiye bir yanıt olduğunu belirtir. Alıcının karbon kopyayı ya da iletinizin tam kopyasını aldığından emin olmak için, ileti penceresindeki bilgi düğmesine tıklayınız. Outlook, adres defterindeki girdileri görüntüler. Bu bölümün ilerleyen kısımlarında adres defteriyle ilgili daha çok bilgi alacağız. İlk önce yanıtı göndermek istediğiniz kişiyi ya da grubu seçin ve bilgi düğmesine tıklayın. Gizli düğmesini de kullanabilirsiniz. Gizli düğmesi, iletinizin karbon kopyasını birden çok kişiye birbirlerinden habersiz olarak gönderebilmenizi sağlar. Seçtiğimiz adres bilgi kısmına eklendi. İleti gövdesine yanıtınızı yazmaya başladığınızda metnin orijinal metnin üstünde göründüğünü fark edeceksiniz. Bu iletinizin öne çıkmasını sağlar. Yanıt metninizi girdikten sonra seçenekler sekmesine tıklayın. Seçenekler sekmesi size alıcıdan bir yanıt almanız konusunda yardım eder. Örneğin, bazı durumlarda teslim bilgisi istemek yararlı olacaktır. Bu, size alıcının iletinizi aldığına dair bilgi verilmesini sağlar. Okundu bilgisi isteği işaretlediğiniz takdirde, alıcı iletiyi açtığında sizi bilgilendirecektir. Oylama düğmelerini kullanarak iletinize onayla, reddet, evet, hayır Evet, hayır, belki gibi interaktif düğmeler ekleyebilirsiniz. Gönder düğmesine tıkladığınızda Outlook iletinizi kime ve bilgi kısımlarına eklediğiniz kişilere gönderir ve bir kopyasını gönderilmiş öğeler klasörüne kaydeder. Bir iletiye yanıtladıktan sonra gelen kutusu görüntülenir ve Outlook sizi bu iletiye bir yanıt gönderildiği konusunda bilgilendirir.